Kubadabat'ta belki de Türkiye'de bildiğimiz Selçuk çağına dair tek av köşkü ve avlağı şikergahı yer almaktadır. Onu da geçen yıllarda tespit ettik. Bu bir köşk. Köşkün hemen yanında büyük bir avlak kısmı ve sultanın avı seyrederek av ritüelini başlattığı noktayı ve av sahasında tespit edebileceğimiz böyle bir buluntu da o dönemin yaşantısına ışık tutacak şekilde kazılarda ortaya çıkarılmıştı. Peki hocam. Abi burası çamur ya. Kayıkların arkaya varacağı kadar orada onu gideceğiz. Şu kayık şuradan var. Şuradan geçebilirler mi şu kayık? Söz konusu yapıların günümüzden 2300 yıl öncesine kadar uzandığını tahmin ediyoruz. Bulduğumuz kalıntıların aynı dönemini temsil ettiğini düşündüğümüz hemen arkamda görülen Mındıras Tepesi'nde tapınak, şarap içlikleri ve benzer yapı kalıntılarını tespit ettik. Burası ikinci kata mı çıkıyormuş? Danışma alanımız Sayın Valim. Danışma personelimiz bugün ilk beş ay günümüz Sayın Valim. Protokolümüze göre bunlar tehdit laboratuvarlarında falan şey yapalım. Bununla ilgili bir ayrı çok başlıyor. Buradan dama çıkıyor herhalde. Değil mi? Dama çıkıyor. Evet. Kapı pencere olmadan da tek ibaresinde. Sayın Valim, buradaki çalışmalar 1993 yılında yeni Hodur döneminde başlıyor. Canlandırdık ama kazıda bu şekilde evler bulunmuyor. Çünkü o Çatalhöyük insanı tarih burada sadece küçük bir bölümünü Çatalhöyük'e önümüzdeki yıllarda göreceğiz hep beraber. Burası çok daha fazla tarihe, kültürel değerlere meraklı yetişmiş insanların akımına uğrayacaktır. Sadece klasik turist demiyoruz. Gerçekten kültürel değerlere, medeniyet değerlerine, insanlığın menşeini merak eden önemli ve seçkin insanların akımına uğrayacak bir mekan olduğunu, dünyada çok önemli bir yer olduğunu, dünyanın ilk yaşam merkezi olduğunu, ilk kent merkezinin olduğunu. Dünyanın ilk yerleşim birimlerinden olduğunu, dünyada ilk tarımın insanların maişetlerini temin etmesi yönündeki çalışmaların cari olduğu bir yer.
Ve en önemlisi burada bir dayanışmanın olduğu. Evet. Yani bu buradaki bu erdemliliği besleyen hem dayanışma hem yaşamla ilgili diğer tarımsal faaliyetler ilk örneklerdendir diyebiliriz buranın. Buranın tabii 7500-8000 yıllık bir mazisinin olduğuna ilişkin değerlendirmeler var. Makisos çok önemli bir kent. Kapadokya özelinde de çok önemli bir kent. Aynı zamanda bütün Akdeniz coğrafyasında da İç Anadolu bağlamında da çok önemli bir kent. Kentin kamusal alanında çalışmaya başladık. İlk kazı çalışmalarımız bu sene bu kamusal alanda, gördüğünüz kamusal alanda başladı. Burada bir geç antik çağa ait bir psikoposluk kompleksi var. Ve ana kilisesi, bu üç nefli bazilikal planlı ana kilisesinin ilk kazıları başladı.
yıllar içerisinde bütün bu kompleksin kazılarına da devam edeceğiz zaten. Komplekste neler var? Bir kere bir saray var, küçük şapeller var, sarnıç var. Olasılıkla belki vaftizhane yapısı da elimize geçecek. Bulgularımız şimdilik Kapadokya'nın özelinde ve tabii ki Mokisos bağlamında çok değerli malzemeleri ele geçiriyoruz. Şu anda çok yoğun bir seramik korpusumuz oluşmaya başladı kazıyla birlikte. Bu bağlamda belki de bu değerlendirmeler sonucunda kazı tamamlandığında yerel üretime dair de birçok şey söyleyebileceğiz. Taş şeyi bozuyor. Bir 20 santim bu yana kaydırırsan taşı da çıkar. Bir sonraki kazma, bir sonraki kazma da anlaşılır o. Bir kere bizim bu ana kadar, yani Mokisos'un kazılarına gelene kadar literatürde de tanınmıyor Mokisos aslında. İç Anadolu'nun en büyük metropolü bugün, geç antik çağa ait ayakta kalmış olan. Kapadokya'nın üç başkentinden birisi. Önce Kapadokya 3, ondan sonra Kapadokya 2'nin dini başkenti oluyor. Bu bağlamda evet diyebiliriz tabii ki. Bir metropol olması bağlamında diyebiliriz. Bu gördüğümüz kazı alanını, kazısını yaptığımız bu alanın sanal gerçeklikle ayağa kaldırılmasıyla ilgili bir proje. Üniversite bu bağlamda müthiş bir destek veriyor bize. Proje sonunda aslında amacımız, görece aslında çok önemli bir kent ama inanın ki hani Ihlara o kadar yakın ki buraya, ama Ihlara'nın dibinde müthiş bir Kapadokya'da hiç gezemeyeceğiniz bir antik kent var. Ama ne yazık ki Kapadokya kültür rotasına dahil değil. Amacımız bu çalışmalar sonunda, elbette ki bu süreçte, Mokisos'u bu kültür rotasına dahil etmek.